Tamam, bu sefer şaka değil. Eğer bu hareketi yapamıyorsanız, yapanlara göre 6 yıl içinde hayatta kalma şansınız çok daha az. Aslında bu doktor bu iddiasını gerçek bir klinik araştırmaya dayandırıyor. Sit to stand denilen bu hareket, kalp damar ve beden sağlığınız için iyi bir gösterge. Destek almadan yapabiliyorsanız 6 yıl garanti. Hal böyle olunca tabii herkes denemek istiyor. Önce hemen şunu belirteyim. Egzersizi bilhassa aerobik aktivite harici bir egzersizi destekleyen doktor bulmak pek kolay değil. O nedenle atalarımızın dediği gibi doktorumuza hakkını veriyor ve canı gönülden bu paylaşım için teşekkür ediyorum. Yalnız doktorumuzun kullandığı isim ve gösterdiği araştırma videoda izlediğiniz hareketi temsil etmiyor. Sit to stand testi kronik akciğer tıkanıklığı bulunan hastalarda bir dakika boyunca kaç kez sandalyeye oturup kalkılabildiğini ölçen bir testtir. Videodaki hareket ise sit and rise testi olarak bilinir, bir sefer yapılır ve mümkün olan en az vücut bölgesini kullanarak desteksiz yerden kalkmayı hedefler. Araştırmacılar 50 ila 80 yaş arası 2000'den fazla katılımcıyı izlemişler ve sonrasında 6 sene boyunca takip etmişlerdir maksimum skorun 10 puan olduğu bu teste videodaki gibi hiçbir destek kullanmadan yere oturup kalkabilenler 10 puan alırken destek almak için el, dirsek ya da diz gibi vücut bölgelerinizden her birini yere değdirdiğinizde 1 puan kaybetmektesiniz. Araştırmacılar 6 sene sonunda en düşük skor aralığı olan 0 ila 3 alanlarda en yüksek skor aralığı olan 8 ila 10 alanlara nazaran 5 ila 6 misli daha fazla ölüm oranları görmüştür. Test gerçekten de aerobik fitness harici başka özelliklerin, örneğin kuvvet, denge ve esneklik gibi faktörlerin de yaşam beklentisiyle ilişkili olduğunu göstermesi adına önemlidir. Yalnız unutmayın, ilişki yani korelasyon nedensellikle aynı şey değildir. Örneğin, diz ya da kalça sorunlarınız varsa bu testi daha düşük puanlarla bitirebilir ya da belki hiç yapamayabilirsiniz. Ancak bu sizin yakında öleceğiniz anlamına gelmez. Tıpkı testten 10 puan alınca Azrail'le görüşmenizi 6 sene erteleyebileceğiniz anlamına gelmeyeceği gibi.